İrem bak, senin saçmalıkların yüzünden Gamze'yi kaybediyordum. Sen çoktan hazırdın zaten, şimdi yan çizme. Bak, Gamze'nin karşısına geçip her şeyi tek tek anlatacaksın. Hı. Yapmazsam ne olur? Bir daha yüzüne bile bakma. Tamam. Gidip konuşacağım Gamze'yle. Rahatladın mı? Ne olur yüzüme bak Erdeciğim. Yoksa üzüntüden mahvolurum. Görürsün sen. Dur kapatma. Ya ne desen haklısın. Çok pişmanım, çok özür dilerim. Özrünü asla kabul etmeyeceğim İrem. Arda ile çıktığımızı biliyordun. Bak, beni Arda zorladı. Ben Gamze'ye bunu yapamam dedim. Gitti geldi dolandı peşimde. Önceleri kovaladım tabii ama sonra partide içki içmem için de ısrar edince bende de hata var tabii, kıramadım. Sonra da... Ben sen ne diyeyim bilmiyorum İrem. Gerçekten bilmiyorum. Neden Arda'ya? Anneciğim, babam beni bırakır sabah okula hem sen de bir rahat uykunu almış olursun. Nereden çıktı Allah aşkına bu saatte gitmek? Anneciğim, babam 40 yılın başı bir şey istemiş hem. Hem bana da bir değişiklik olur. Babaannemle otururum, televizyon filan izlerim. İyi tamam. Babaannene selam söyle. Tamam. Babam çağırıyor. Anne, ben sana bir şey soracağım ya. Sor. Senin öyle suratın asık gibi biraz. Yok canım, nereden çıkarıyorsun çocuğum? Yok yok, asık senin suratın. Ama asma suratın, tamam mı? Somurtmak hiç yakışmıyor sana. Ya sen ne akıllı bir bıdıksın. Ne tatlı bir cücesin sen. Sen olmasan ben ne yaparım ya? Ay canım benim. Tamam hadi uzatma. Bana bak, babaannene gidince anneyi ara hemen. Tamam. Hadi fırla. Tamam baba. Sen şimdi girme sokağa, ben geliyorum, tamam mı? Gamze lütfen dinle beni bak. Sus! Daha fazla yalan duymak istemiyorum, tamam mı? Biliyorum çok zor olacak ama en azından bir kez olsun dürüst olmayı dene. Özür dilerim. Özür dilerim Gamze bak. Ya zayıf bir anıma denk geldi. Bizim İrem'le aramızda duygusal hiçbir şey yok. İnan bana. Bizim aramızda da yok Arda. Ne istiyorsun benden? Ne bekliyorsun? Hiçbir şey olmamış gibi devam etmemi mi? Arkadaşlarım uyardı. Annem uyardı. Hatta senin halan bile uyardı. Ben seni gerçekten sevmiştim. Senin de beni sevdiğini sanmıştım. Şimdi çekil yolumdan. Selam. Selam. Birazdan sevinmiş görünebilirsin. Numara mı yapayım? Bak, beni öylece bir kenara atamazsın. Benim sana bir şey yaptığım yok İrem. Düş artık yakamdan. Ben sana söz falan vermedim. Ya seni sevmeyen biri için boşuna zaman harcıyorsun. Ama ben seni seviyorum. Bunun bir önemi yok mu? Ben seni sevmiyorum. Bunun bir önemi yok mu? Allah kahretsin. Gamze! Zamanlaman harika İrem. Bravo. Gamze, iki dakika dinle beni lütfen. Ne var Arda? Sen arkadaşın yanına dönsene. Baksana, bulmuşsun doğru yolu işte. Gamze lütfen yapma. Bak, ben kaçtıkça üzerime geliyor. Şşş. Beni... Oğlum gitsene sen. Seninle konuşmak istemiyor. Karışma sen. Ben Gamze ile konuşuyorum. Tamam Mert, neyse boş ver. Hadi gidelim biz.
bana kaldın bak, gördün mü? Söyle ya. Söyle. Ne söyleyeyim Gamze ya? Ben sana demiştim de. Bak gördün mü, haklı çıktım de. Ben senin üzerine hiçbir şey söylemem Gamze. Tamam yüzme ya kendini. Şimdi daha iyisin değil mi? Evet. Bugün ilk sen vardın yanımda. Çok sağ ol gerçekten. Ben hep senin yanındayım Gamze. Bana ne zaman ihtiyacın olsa beni ara, ben gelirim. Sen çok iyi bir arkadaşsın Mardin. Görüşürüz. Görüşürüz. Can dolup taştı vallahi. Evet ya, başardık. Başardık. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir dükkan olmuş. Teşekkürler. Merhaba. 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 Afiyet olsun. Sağ ol. Altay. Dün yaşananlar için senden özür dilemek istiyorum. Yanlış davrandım ben. Kusura bakma. Sorun değil Sinan. Ben unuttum bile. Sen de dert etme. Önemli bir şey değil hayatım. Dün onları ateş edenlerin ben olduğumu düşünmüşler. Ay ben... Hiç önemli değil. Alıştım ben böyle şeylere artık. Tamam Yasemin'cim, sıkma canını. Evet, pizza soslarından denemek isteyen var mı? Nefis görünüyor. Bu hardallı mı? Evet, hardal sosu. İçinde değişik bir şey var. Ben kattım, beğenirsiniz onları. Zeliş nerede? Zeliş yolda canım, geliyor. İyi misin? Yok bir şey. Gelene de git denmez şimdi. Şöyle yapalım mı? Ben onları arka masaya oturtayım. Ama ne olur siz huzurunuzu bozmayın değil mi? Hoş geldiniz. Şöyle alayım mı size? Bir dakika, beni dinleyebilir misiniz acaba? Pardon. Evet. Herkes bana bakabilir mi? Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Burası benim hayalimdi. Ben bugün buraya geldiğimde bu acayip sandalyeleri gördüm. Hepsi birbirinden farklıydı. Gecenin mahvolacağını düşünmüştüm ama şimdi baktığımda sandalyeleri görmüyorum bile. Pizza yiyen, sohbet eden, gülüp eğlenen insanları görüyorum. Bu çok güzel. Yani inanılmaz. Gerçekten. Bütün bunları biricik eşim, sevgili güzeller güzeli karım olmadan gerçekleştiremezdim. Şey, yani... işte öyle ya. Peki. Ömer şey demek istiyor, yani galiba şunu demek istiyor. Evliliğinizi test etmek istiyorsanız
karı koca birlikte bir pizzacı dükkanı açın. Ve lütfen hepiniz bol bol pizza yiyin çünkü malum 5 tane çocuk masrafımız çok. Size ihtiyacımız var. Hoş geldiniz. Şimdi de sırada gecenin sürprizi var. Çocuklar, gel bakalım böyle. Evet. Gel gitar alayım hemen. Evet, çalıştığımız gibi hatırlıyorsunuz değil mi? Tamam, harika. Seninle başladı sevgilim. Ömrümün geri kalanı. Sanki yazdan kalma bir Eylül sabahı. Neler yaşadık birlikte. Sen olmasan yarım kalırdı. Sen benim hayatımın en güzel anısın. Bir tanecik sevgilim, iyi ki varsın. Sen benim hayatımın anlamısın. Bir tanecik güzel karım, iyi ki varsın. Sen bizim hayatımızın anlamısın. Bir tanecik annemiz, iyi ki varsın. Sen bizim hayatımızın anlamısın. Bir tanecik annemiz, iyi ki varsın. Sen benim hayatımın en güzel anısın. Bir tanem sevgilim, iyi ki varsın. Bravo. Ya çok güzel olmamış mı burası? Ama çok emek harcamışlar değil mi? Hı hı, çok güzel olmuş. Sen şey, mantarlı pizzayı denedin mi? Bak gerçekten inanılmaz güzeldi tadı. Yok ya, fazla iştahım yok bugün. Hı. Yalnız çok sıcak oldu burası, sen terlemedin mi? Yok, 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 yok. Mert, bu ne? Gamze, bağırma, Gamze bağırma. Mert, bunun sende ne işi var? Nereden buldun? Bağırma. Cemil'den herkese yaptıklarının hesabını soracağım. Mert, sen tek başına nasıl yapacaksın bunu? Hem nereden bulacaksın adamı? Ben ayarladım her şeyi. Saat 10'da sahilde buluşacağız. Ama yaptıkları yeter değil mi? Bu söylediklerim kimseye söyleme, tamam mı? Hadi görüşürüz. Hatta beceremediğim tek şey Haruş'a. Anne, bir şey konuşabilir miyiz? Söyle tatlım. Anne, ölüm kalım meselesi. Babaannene bir şey mi oldu? Öldü mü? Yok, bu çok başka bir şey. Yavrum, sana sahil dedim de emin misin sen? Ya anneciğim öyle dedi ama. Ah ya Rabbim, silahı nereden buldu ki bu çocuk? Bilmiyorum. Mert, seni çok özledim oğlum. Aylardır burnumda tutuyorsun. Aramızdaki bu yanlış anlaşılmalara bir son verelim artık. Babanım ben senin. Yasemin abla, ne yaptın sen öyle? He? Affedecek şey mi bu? Benim Yasemin'e bir alıp veremediğim yok. Ben Sinan'ı uyarmak istemiştim yalnızca. Ha. Onu öldürmeye teşebbüs ederek mi? Ya uzak dur benden. Senin tek istediğin şey benim param. Bilmiyor muyum? Asıl Sinan senin paranın peşinde. Sinsi biri o. Kötü niyet. Beni gerçek annemden ve babamdan ayıran sensin ama. Seni verirken akılları neredeydi? Onlar istediğinde sen ne yaptın? Ha? İndir şunu.
Seni bu yaşa kadar getiren, yediğin her lokmada hakkı olan adamı mı öldüreceksin? Keşke beni cami avlusunda bıraksaydın da bu başıma gelenler hiç gelmeseydi. Sen beni gerçek annemden ayırdın. Handan annemi bile öldürdün. Sinan dur. Bak buradalar. Heh. Burada. Pislik bu adamsın, pislik. Ama ben senden bunların hepsinin hesabını alırım. Mert! Evde tek bir kurşunla. Yapma oğlum. Mert lütfen yapma. Uzak durun. Ben herkesi kurtaracağım bu adamı. Tamam sakin olalım bak. Lütfen beni dinle bir. Mert. Sen çok haklısın oğlum. Çok haksızlık yapıldı sana. Bu Cemil'in işlediği günahlar, suçlar boyunu aştı biliyorum. Ama oğlum bak. Annenle bizim de birçok hatamız oldu Mert. Bak sen anneni hiç tanımadın. Bizim ilişkimiz ortada. Yemin ederim Cemil'i düşünmüyorum oğlum. Ben seni düşünüyorum. Bizi düşünüyorum. Elimizde bir fırsat var Mert. Ama sen o tetiği çekersen bu fırsatı koparıp atmış olacaksın oğlum. Lütfen yapma. Lütfen. Kendin için yapma. Bizim için yapma. Oğlum. Ben seni çok seviyorum. Lütfen yapma. Aslan oğlum. Geçecek. Sen çok güçlü bir delikanlısın oğlum. Canım çok acıyor. Biliyorum. Bazen gökyüzünde sahipsiz bir yıldız gibi kayıp gidiverecekken bir el uzanır ve tutar bizi. Bağlar hayatı. Geç içeri geç. Geç içeri. Zaten zor tuttum kendimi buraya kadar. Sera. Ne yaptın Sera? Ne yaptın? Ne yaptın diyorum sana? Ne yaptın? Ne yaptın? Ahlaksız! Namussuz! Namusunu iki paralık ettin. Kendini de bizi de rezil ettin. Sana hakkımı helal etmiyorum. Sana annelik hakkımı helal etmiyorum. Tamam Nermin yeter Nermin. Bırak pardon uçağı bana. Tamam. Buna bak. Sana bugüne kadar verdiğim bütün emekleri yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Anne. Anne deme bana. Anne deme bana. Annen yok senin. Annen öldü. Ne yaptın sen kızıma? Ne yaptın kızım sen? Ne yaptın kendine İrem? Sen okuyacaktın. Üniversiteyi bitirecektin. Meslek sahibi olacaktın. Ha kızım. Ha? Uygun birini bulacaktın. Bu evden gelinlikle çıkacaktın. Ne yaptın kızım sen? Ah, yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ah, keşke olsaydım bugünleri görmeseydim. Neden bunlar başıma geldi? Elimden geldiğince iyi bir insan olmaya çalıştım. İyi bir anne. Kimin ne anı aldım da çocuklarımla sınıyorsun beni. Senin bir suçun yok.
isyan etmeyi biliyorum ama içim kanıyor. Belki kızım için ne düşler kurdum. Kızım okuyacaktı. Meslek sahibi olacaktı. Babası gibi doktor. İyi bir insanla tanışıp mutlu bir yuva kuracaktı. Böyle gelinliğiyle bu evden çıksın. Böyle düşünürken namussuzun biri şaka falan yapıyorsan kes şunu, saçmalama artık İrem. Ne şakası ya, hamileyim işte. Bugün dershanede bayıldım. Hastaneye götürdüler, annemler de öğrendi. Ya kızım dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Delirdin mi sen? Ne yapsaydım? Annem öldürecekti beni neredeyse. Babasının sen olduğunu söylemek zorunda kaldım. Allah kahretsin ya, ikimizin de hayatını mahvettin. Benim ne suçum var ya? Hem sen de istedin beni. Alo? Arda? Of. Nermin teyze? Bakın dinleyin İrem. Kızımın adını ağzına alma sakın. Seni adi, seni ahlaksız. Ben böyle olsun istedim. Sus! Bir de konuşuyorsun. Sen zorladın kızımı. Kızımın namusunu temizleyeceksin. Evleneceksin onunla. Ne? Evleneceksin onunla. Ama ben evlenemem. Evleneceksin dedim. Tamam. Tamam, ne isterseniz yaparım. Tabii ki yapacaksın. Nerede o halan senin? Ha? Emel! Emel neredesin? Gel de yeğenin pisini gör. Halam yok, şirede. Çağır hemen gelsin buraya. Bizim bir akrabamız öldü, cenazesi yarın. Ben gelince her şeyi anlatacağım söz. Bana bak, yarın öğleye kadar geldi geldi. Gelmedi hemen polise gidiyorum. Polise gitmeyin ne olur. Bakın ben zaten ne gerekiyor... Tabii ki ne gerekiyorsa yapacaksın. Evleneceksin kızımla. Annem göz yolda sizi bekliyor. Yarın öğleden sonra geleceğim demişti. Geldiği zaman konuşacağım dedim ya İrem. Arda bak. Biliyorum şu an kendini çok kötü hissediyorsun ama... inan bana her şey çok güzel olacak. Bak. Küçük bir ev tutarız. Hem... bebeğimiz oluncaya kadar ben de çalışırım. Herkes nasıl yaşıyorsa biz de öyle yaşarız işte. Hem... biz birbirimizi sevdikten sonra... Şimdi kapatmam lazım benim. Kızım, bu günleri de mi görecektik? Anne, geciktiler değil mi? Birazdan gelirler, gelirler. Şimdi ne olacak? Ne olacağını biliyorsun. Evleneceksiniz. Madem okumakta gözün yok, dizini kırıp oturacaksın evinde. Çocuğunu büyüteceksin. Niye dizimi kırıp oturayım ya? Bir iş bulur çalışırım ben de. Hem Arda da çalışır. Kızım. Lise mezunu bile değilsin. Hem sonra... o halde nasıl... nasıl çalışırsın? Sen yardım etmez misin bize? Kendini de yaktın. Beni de. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Neredesin ya? Ya beni bırakıp nereye kaçarsın ya? Allah kahretsin. Neredesin ya?
çocuk doğuracağım. Saçmalama Nermin. Sen ne dediğinin farkında mısın? Hani nasıl böyle bir şey düşünebiliyorsun hala? İrem babasız çocuk doğurmayacak. Anlaşıldı mı? Yok, bu iş böyle olmayacak. Doktor bir arkadaşım var, onu arıyorum ve bu işi bitiriyoruz. Altay, Altay yalvarırım yapma. Ne olur yapma Altaycığım, ne olur. Kerem, bu olamaz. Ne diyorsunuz annesiz? İrem. Oğlum bak. Kim o şerefsiz? Kimmiş o şerefsiz? Kerem sakin olur musun? Anne! Kimmiş o şerefsiz? Arda. Emel'in yeğeni. Keremciğim sakin olur musun? Kerem oğlum! İrem! Kerem sakin ol. İrem! Aç şunu, aç! Kerem tamam, sakin ol da bir konuşalım. Bak aç bak, güldürme bana kapıyı. Kerem sakin ol da konuşalım. Aç şu kapıyı. Aç şunu pislik. Allah aşkına sus oğlum. Kerem. Halledeceğim ben her şeyi. Ya neyi halledeceksin ya? Neyi halledeceksin? Senin bu kızın pislikleri yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. İrem aç şunu, aç şunu. Kerem yeter ama. Kerem bırak. Yeter, ikiniz de susun. Söylediğimi yapacağız. Başka çaremiz kalmadı. Nermin'cim, bu yaptığımız doğru mu? İnan hala emin değilim. Başka çaremiz yok kaldı. Sen de sus artık kızım. Senin iyiliğin için yapıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.